Anamur Medya YouTube kanalından herkese merhaba. Bugünkü test aracımız Volkswagen Passat. Selim neden yok diye soracak olursanız, bu aracı Selim ve hatta kardeşi Maya'nın da yer aldığı bir şekilde Aralık 2019'da çekip yayınlamıştık. 2.0 litrelik TDI DSG 4 Motion 240 beygirlik versiyonuydu o. Şimdi karşımızda 1.5 TSI DSG önden çekişli versiyon var. Volkswagen Passat tüm dünyada sevildiği gibi Türkiye'de de çok sevilen bir D segmenti sedan otomobil. Yıllardır Türkiye'de segmenti açık ara lider bitiriyor. Her yıl sonu ODD satış raporlarına göre. Bu önümüzde gördüğümüz otomobil 2019 yılında çıkan B8 kodlu yani 8. jenerasyon makyajlı Passat. 2014'te çıkmıştı B8, 2019'da makyajlanmıştı. 1973 yılından beri üretilen bir otomobil. Şimdi isterseniz önce bir tasarım özelliklerinden bahsedelim. Bizim R-Line donanımına sahip bir test aracımız var. Gördüğünüz gibi bütün aydınlatmalar LED ve hatta IQ LED Matrix farlara sahip bizim otomobilimiz. Aşağıdaki sis farları da LED özellikle. Ayrıca sis farları yanmıyorken bile siz bir viraj döndüğünüzde onlar yanarak viraj içini aydınlatma özelliğine sahip. Volkswagen modellerinden bildiğimiz şu farın devamı şeklinde krom çıtalı ızgara otomobilin prestijli gözükmesini sağlıyor. Lastiklere bir bakalım isterseniz. Bizim test aracımızda 235-40R19 büyüklüğünde lastikler var. Pirelli Cinturato P7 lastikler takılı araçta. D segmentinde yer aldığını söylemiştim. Uzun bir araç. Neredeyse 5 metreye yakın. 4775 mm uzunluğu var. Ama buna rağmen dönüş çapı çok fazla değil. 11.7 metre. İsterseniz şöyle yandan bir bakalım. R-Line burada yazılı gördüğünüz gibi. Kahverengi diye geçiyor bizim test aracımızın rengi. Ama şöyle biraz yaklaştırdığımda altın rengi böyle noktacıklar var. Aracın üzerinde çok güzel gözüküyor. Krom çıta var. Komple bütün camları çerçeveliyor. Arka cam karartılmış vaziyette. Hem güvenlik hem konfor sağlar. Dış dikiz aynaları hem sinyallere sahip hem de gövde renginde tasarlanmış. Bizim test aracımızda açılır cam tavan var. Onu iç mekanda gösteririz. Köpek balığı sırtı şeklinde anten var. Şöyle arka tarafa gelecek olursak, Selim daha önceki testte bunları çok güzel anlatmıştı. Şöyle küçük bumerang şeklinde LED aydınlatmalar var. Çok güzel tarif etmişti onu, sanki böyle atıyor geri geliyor gibi. Bunu bilmeye çalışacağım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Aldım. Bumerang. Evet. Bravo. Bildim. Evet. Sanki biraz bumerang havası da var bak şuralarda, değil mi? Evet. Bravo. Sis farını da yaktım ben. Hem solda hem sağda benim sevdiğim tip arka sis farları yanıyor. Makyajla gelen en belirgin özelliklerden biri orada Passat yazması. Eskiden şurada küçük yazıyordu biliyorsunuz. Yani bu şekilde bir Passat gördüğünüzde bilin ki B8 makyajlı Passat'la karşı karşıyasınız. Şöyle 4 egzoz çıkışı gibi egzoz çıkışı yapılmış. Ama tabii ki onlar sahte. Şöyle ben aracın altını size bir göstereyim. Bir de bagaja bakalım isterseniz. Bagaj elektrikli. İçerideki bir düğmeyle, anahtardaki bir düğmeyle de açılıyor. Ancak şuraya da bastığınızda kolaylıkla açabiliyorsunuz. Devasa bir bagaj hacmi var. 586 litre. Gerçekten çok büyük. İleriye doğru derinlemesine giden bir bagaj. Fonksiyonellik özelliklerine bakalım. Burada 12 voltluk bir giriş var. Burada bir ayrılmış bölüm var. Şunu çektiğinizde bakın, poşet ya da çanta takabilirsiniz oraya. Bir askı var. Bunu çektiğinizde arka koltuk öne katlanıyor. Aynı zamanda bunu çektiğinizde de. Burada bir bölüm daha var. Bayağı büyük, geniş. Köşelerde sabitleme kancalarına yer verilmiş. Aynı zamanda aydınlatması da olan neredeyse eksiksiz bir bagaj. Aşağıda neler var bakalım. Evet. Bir tam boy stepneye yer verilmiş durumda. Güzel. Ayrıca orada yine bir eşya koyabileceğiniz gözler mevcut.
şuradan bagajı kolayca kapatabiliyorsunuz. İsterseniz bir motora bakalım, sonra iç mekana geçelim, sonra da sürüşe çıkarız. Motor kaputu hem amortisörlü hem de gayet hafif. Kolayca açtım. Şurada amortisör sistemini görüyorsunuz. Burada yalıtım malzemesi olması da güzel bir özellik. İsterseniz bir dinleyelim, 1.5 litrelik turbo benzinli motor. Bu motor 150 beygir güç ve 250 Nm tork üretiyor. Bir de iç mekana geçmeden önce sinyali göstereyim. Şurada yanıyor gördüğünüz gibi LED sinyal. O yanmadığında orada LED gündüz farının ışık çizgisi var. Dış dikiz aynasında da sinyali göstereyim. Arka tarafa geçeyim. Arka tarafta bakalım nasıl yanıyormuş. Arka tarafta da gördüğünüz gibi orada yanıyor. Test aracının R-Line olduğunu söylemiştim. Peki dış tasarımdaki farklar neler? R-Line ile gelen karartılmış arka stop grubu. Şu aşağıda gördüğünüz krom kaplamalı dekoratif egzoz çıkışı. R-Line marşpiyeler, otomobilin etrafındaki krom çıtalar. Ön tarafa gelecek olursak tampona entegre sis farları. Parlak siyah R imzalı tampon ve krom çıtalı. Yine şurada gördüğünüz R imzalı ızgara R-Line'ın özellikleri arasında yer alıyor. Dilerseniz makyaj öncesi Passat'ı da bir şöyle hatırlamış olalım. Bunlar arkadan görüntüler. Gördüğünüz gibi en büyük değişiklik şuradaki Passat yazısı. Bu da araçların ön tasarım farklarını ortaya koyduğumuz makyaj öncesi ve makyajlı Passat. Bakalım makyajlı Passat'ın iç mekanı neler vaat ediyor. Kapıyı açınca alarm çalacak. Bayağı da kuvvetli çalıyor ama inşallah bir süre sonra susar. Malzeme kalitesi güzel. Burası yumuşak. Burada güzel bir dekor var. Buralar deri. Şuradan itibaren sert plastik başlıyor. Normal. Eşya gözü ve buraya şişe koyabileceğiniz yer halı kaplı. Buradan bagajı açıp kapatabiliyorsunuz. Büyükçe bir hoparlör burada var. Burada yine büyükçe bir hoparlör mevcut. Eşikte herhangi bir yazı yok. R-Line yazsaydı güzel olurdu. Sinyali kapatayım. Sis farları düğmeyle açılıyor. Şu döner kumanda da 0, oto, parklar ve kısalar olarak kumanda ediliyor. Ben otoda bırakayım. Burada yine güzel malzeme ve yumuşak plastik mevcut. Kapatılıp açılabilen ve yönlendirilebilen bir havalandırma kanalı yer alıyor burada. Pedalları göstereyim. Ayak dinlendirme yeri gayet büyük. Buradan motor kaputunu açmıştım. Burada bir eşya gözü var. İçi yumuşak malzeme ile kaplı. Çok derin değil ama işe yarayacak bir eşya gözü. Ergo Comfort. Bir koltuk var. Çok rahat. Gerçekten vücudu sarıyor. Ve her türlü ayar elektrikli olarak yapılabiliyor. Bel desteği de dahil olmak üzere. 2 adet hafıza var. Ayrıca masaj özelliği de var koltukta. Gerçekten övgüyü hak eden bir koltuk. Ayrıca şurası uzayıp kısalabiliyor. Boyunuza göre ayarlayabilirsiniz. Şimdi aracın içine geçiyorum. R-Line direksiyon simidi karşıladı bize. Gördüğünüz gibi burada R yazıyor. Önümde hayalet ekran var. Çok güzel çalışıyor. Övgüyü hak eden bir ekran. 3 tane modu var. Bakın şuradaki View tuşuyla değiştirebiliyorsunuz. Bir bu var. Ben bunu seviyorum. Bunu da kullanıyorum. İsterseniz böyle kullanabilirsiniz. Daha sade. Ya da isterseniz böyle kullanabilirsiniz. Ben dediğim gibi şunu da bırakmayı tercih ediyorum. Buradaki düğmelerle kumanda edebiliyorsunuz. Ayrıca yukarı aşağı yaparak hız, erişim mesafesi, genel bakış, tüketim, trip, yağ sıcaklığı, tekrar hıza geldik. Onlara bakabilirsiniz. Sağ sol yaparak asistanlar, navigasyon, ses, telefon, araç durumu, sürüş bilgileri gibi demin gösterdiklerim parametrelere ulaşabilirsiniz. Direksiyonun bu tarafındansa adaptif hız sabitleme, hız sınırlama, öndeki araçla takip mesafesini ayarlama gibi fonksiyonları kumanda edebiliyorsunuz. Buradan ses açıp kapatabiliyorsunuz. Buradan da radyo kanalları arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Sesli kumanda ve Bluetooth telefonda araçta mevcut. Bu tarafa gelecek olursak eskiden burada saat vardı biliyorsunuz. Şimdi Passat yazıyor. Dörtlü flaşör düğmesi, kapatılıp açılabilen ve yönlendirilebilen havalandırma kanalları var. Yumuşak plastik. Bu dekor güzel, hoşuma gitti. Buralarda yumuşak plastik, buradan itibaren sert. Torpidoya bakalım.
Yeterince büyük, içi halı kaplı ve aydınlatmalı bir torpido var. Gayet fonksiyonel. Bizim için de dezenfektan, maske ve kolonya koymuşlar. Teşekkür ederiz Volkswagen yetkililerine. Burada büyük bir ekran var. Biraz daha yukarıda olsaydı daha iyi olurdu ama onu sürüş sırasında anlatacağım. Tepki hızı güzel, grafikleri güzel, renkleri güzel bir ekran. Şu yan tarafında düğmeler var. Onlar dokunmatik. Fiziksel olsaydı tabii daha güzel olurdu ama zaten şu an evet home butonuna basınca bu geliyor. Demin menüdeydik. Bakın şu ekrandaydık. Burada hızlıca sayayım. Radyo, telefon, navigasyon, sürüş asistanı, medya, APP Connect, uygulamalar yani, araç, ses, klima sistemi, ayarlar ve yardım var. Home butonuna bastığınızda navigasyon geliyor, telefon geliyor ve radyo geliyor. Çift bölgeli otomatik klimaya yer verilmiş. Sürücü ve yolcu koltuklarında üçer kademeli koltuk ısıtması da mevcut. Senkronizasyona basılı şu an ama onu bozabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi buraya ayrı, diğer tarafa ayrı ayar yapabiliyorsunuz. Benim telefonum şu an şarj oluyor. Onu bir alayım, tekrar koyayım size göstermek için. Evet, şarj başladı. Şuradaki ekranda da şarj ediliyor diye yazıyor genelde şarj başladığı zaman. Bu arada klimayı oynadığımız için ekrana klima geldi gördüğünüz gibi. Burada arka koltuğu seçtiğinizde arkaya da ayar yapabiliyorsunuz. Özür dilerim, çift bölgeli demiştim. 3 bölgeli çıktı. Burada 7 ileri DSG şanzımanın vites kolu bulunuyor. P, R, N, D ve S yani sport konumları var. R'yi aldığımızda şöyle bir geri görüş kamerası ve ön arka sensörler çıkıyor. Kılavuz çizgisi dönen, renkli, çözünürlüğü de yani çok yüksek değil ama yeterli olan bir ekran söz konusu. N'den sonra şöyle yaptığınızda D, bir daha böyle yaparsanız bu sefer S'ye geçiyor ve bakın S1 oldu. Ayrıca hem S'deyken hem de D'deyken sağa çektiğinizde artı, eksi konumlarıyla vites değiştirebiliyorsunuz. Anahtarı göstereyim. Anahtar şöyle, gayet şık, güzel bir anahtar. Buradaki düğmeyle motoru açıp kapatabiliyorsunuz. Burada bazı fonksiyonlar boş. Gördüğünüz gibi sürüş modu bulunmuyor benim test aracımda. Buradan start stop'u açıp kapatabiliyorsunuz. Buradan da park sensörünü açıp kapatabiliyorsunuz. Ama tabii ki donanıma, motora, şanzımana göre buraya başka şeyler de gelebiliyor. Bu nedir diyecek olursanız bizim için koymuşlar. Tip A'ya çeviriyor. Şunu bir çıkartayım. Burada tip C, Type C USB girişi var. Ama isterseniz hala eski tip, tip A kablo kullanıyorsanız böyle bir dönüştürücü de kullanabilirsiniz. Elektronik park freni ve auto hold özelliği burada. Burada bir portatif küllük var. İstemezseniz orası bardaklık olarak da kullanılabiliyor. 2 adet bardaklık. Burada bir çakmak, aynı zamanda 12 voltluk giriş olarak da kullanabilirsiniz. Burada bir bozuk para koyabileceğiniz bir eşya gözü var. Burası böyle kapanıyor. Kapandığında gayet şık gözüküyor gördüğünüz gibi. Burada üstü ileri geri kayan ve deri kaplı bir kol dayama var. İçinde bir tane daha yeni tip, yani tip C USB girişi var. İçi halı kaplı ve yeterli büyüklükte. Ön emniyet kemerleri yükseklik ayarlı, güzel bir özellik. Tutamağımız var. Siperliğe bakalım. Kart koyma yeri bu taraftakinde yok. Işıklı aynası olan bir siperlik. Bu tarafa bakalım. Burada kart koyma yeri var ve ışıklı aynaya sahip. Bir tutamak da burada yer alıyor. Burada neler var diye bakacak olursak, aydınlatmalar var. Gördüğünüz gibi LED son derece güzel. Hatta rear yazıyor. Arka aydınlatmayı bile buradan açıp kapatabiliyorsunuz. İç dikiz aynası kendinden kararma özelliğine sahip. Burada perdesi manuel olarak açılan, keşke elektrikli olarak açılsaydı, bir açılır cam tavanımız var. Şuraya kadar açılıyor. Hem ferahlık hem de havalandırma sağlıyor. Güzel özelliklerden biri. Dilerseniz şimdi artık arka koltuğa geçebiliriz. Bu sınıftaki otomobillerde arka koltuk sırası da çok çok önemli. Bakalım neler vaat ediyor Passat. Çok geniş açıldı. Gördüğünüz gibi kapı bayağı geniş açıldı. Kapı içini inceleyelim. Yumuşak plastik devam ediyor. Buradaki dekor ve deri döşemeler devam ediyor. Yine içi halı kaplı bir eşya gözü var. Büyükçe bir hoparlöre yer verilmiş. Eşikte şöyle bir krom çıta var. Evet, şaft tüneli yükseltisi maalesef bayağı fazla. Burada iki yetişkin ancak oturur. Bir cep burada var. Bir cep de diğer tarafta var. Askı ve tutamağa yer verilmiş. Tavanda aydınlatma var. Ortada kol dayama var.
üstü deri kaplı bardaklığa da sahip. Ayrıca buradan bagaja erişim de mevcut. Çok önemli özelliklerden biri bence. Şu tarafta ne varmış? Evet, havalandırma kanalını görüyoruz. Ayrı ayar yapılabiliyor. Ayrıca buradaki koltuklarda da hem sol hem sağ koltukta üçer kademe koltuk ısıtması mevcut. Şurada ne varmış diye bakıyorum. Şöyle açılıyor ve içinde 12 voltluk giriş, bir tane ev tipi priz, bir tane tip C USB. Yani araç içinde herhangi bir şeyi şarj etmek için, bağlantı kurmak için herhangi bir sıkıntı yok. Her türlü donanıma yer verilmiş durumda. Isofix bağlantıları kolay yapılıyor. Gördüğünüz gibi hemen orada bağlantı noktasını görüyorsunuz. Şu parçayı çıkardıktan sonra aracın içine bineyim. Bir diz ve baş mesafelerine bakalım. 1.78 boyundayım. Ön koltuk benim ayırma sahip ve bakın gerçekten business class bir diz mesafesi mevcut. Buradaki tutamağı ve askıyı da göstereyim. Burada da askı var. O da güzel özellik. Diğer tarafta da var. O bakımdan da bir sıkıntı bulunmuyor. Bir de baş mesafesine bakalım. Baş mesafesi 4 parmak girdi. O da güzel. Evet. Şuradaki cam tavanın ferahlık sağladığını ve açıldığı zaman havalandırma sağladığını söyleyip artık sürüşe geçebiliriz. Bu arada Selim olmayınca buradaki koltuğu incelemeyi unuttum. Ön yolcu koltuğu da elektrikli ayarlara sahip, ancak burada baldır desteği bulunmuyor. Diğerinde bulunuyordu ve göstermiştim. Volkswagen Passat 1.5 TSI DSG'nin sürüşüne çıktım. Öncelikle belirtmem gereken konu, zaten iç mekan incelemesinde de anlatmıştım. Sürücü koltuğunun çok rahat olması. Hem sürüş pozisyonunu çok rahat buluyorsunuz, hem de gerçekten insanın vücudunu saran bir koltuk. Çok rahat, konforlu, aynı zamanda sportif kullanımda da kaymanızı engelliyor. Direksiyon simidi ele iyi oturuyor. Hem yükseklik hem de derinlik ayarına sahip. Sürücü koltuğunda da hem yükseklik ayarı var, hem de ön emniyet kemerleri yükseklik ayarlı. Yani en iyi sürüş pozisyonunu çok kısa sürede bulabiliyorsunuz. Şimdi isterseniz bir kolcuklarla vites değiştirip performanslı bir kullanıma geçelim. Sport'a alalım. M5, M4, M3, biraz daha yavaşlayayım. M2 ve 50 ile bastım. Bakalım kendi mi değiştirecek vites? Evet, kendi değiştirdi. Gayet güzel hızlandı ve 100 olduk. 110 olduk, 120 olduk. Gayet güzel gidiyor. Sportif de bir ses çıktı. Ancak sürüş modu yok otomobilde. Sadece şanzımanı sporta alabiliyorsunuz. Herhangi bir sport mod bulunmuyor. Otomobilde 1.5 litrelik 4 silindirli 16 supaplı TSI kodlu modern bir turbo benzinli motor bulunuyor. Bu motor 150 beygir güç ve 250 Nm tork üretiyor. 7 ileri çift kavramalı otomatik şanzıman DSG ile kumanda ediliyor bu otomobil. Maksimum hızı saatte 220 km, 0-100 hızlanma süresi ise 8.7 saniye. 1435 kilogram boş ağırlığa sahip bu otomobilin ortalama yakıt tüketimi fabrika verilerine göre 5.3 litre bölü 100 km. Karbondioksit salımı ise 121 gram bölü kilometre. Motorda ACT, yani aktif silindir yönetimi sistemi bulunuyor. Bu ne demek? Gerekli olmadığında, yani performanslı bir kullanım söz konusu olmadığı sırada sistem otomatik olarak 4 silindirin 2 tanesini kapatıyor. Şu an otoyolda 80 km/s hızla gidiyorum. Bakın, eko simgesi çıktı ve 2 silindir modu yazdı. Yani şu an araçta 4 silindirli motor olmasına rağmen ACT sistemi sayesinde, yani aktif silindir yönetimi sistemi sayesinde şu an 2 silindir çalışıyor. Gördüğünüz gibi. İhtiyaç olduğunda tekrar diğer 2 silindiri kendi kendine çalıştıracak. Şu an ben cruise control ile gidiyorum ve adaptif öndeki araca göre hızını ayarlıyor. 90'a kurdum. Gördüğünüz gibi şurada 90 yazıyor zaten. Öndeki araca göre ayarlı. Bakın, sol şeride geçeyim. Şimdi hızlanması gerekecek. Ve 2 silindir modu, oradaki eko yazısı silindi, 4 silindire geçti.
Bu şekilde %16 yakıt tasarrufu sağlandığı ifade ediliyor. Kör nokta uyarı sistemi çok başarılı çalışıyor. Bakın soldan arkadan bir araç geliyor. Şimdi ışık yanacak. Evet, yandı ve oradan bir araç geldiği şeklinde beni uyardı. Otoyolda saatte 90 km hızla giderken D7 yani 7. viteste gidiyor ve gördüğünüz gibi devir yaklaşık 1600 devir dakikada. 110'la giderken 2000 devir dakika. Güzel gidiyor otomobil. Gerçekten 4x4 gibi gidiyor yani. Çok güzel bir ivmelenme yakaladık. Tabii ki daha önceki videodaki 240 beygirlik 4x4 versiyon çok daha yüksek performansa sahipti. Önümdeki ekran övgüyü hak ediyor. Parlama yapmıyor. Grafikleri güzel, renkleri güzel, son derece kullanışlı. Buradaki ekrana bir eleştirim olacak. İşleyişinden dolayı değil, yukarıda olsaydı daha güzel olurdu. Artık zaten yeni tüm modellerde ekranlar burada. Bunu tabii makyajla düzeltemediler ama yeni jenerasyonda kesinlikle ekran burada olacaktır diye düşünüyorum. Burada olsaydı daha iyi olurdu. Gözümü yoldan ayırmadan kumanda edebilirdim. Şu an şöyle aşağıya bakmamı gerektiriyor. Dörtlü flaşörün yeri gayet güzel. Ergonomik yerleştirilmiş kumanda birimleri ve ayrıca bardaklık ve eşya gözü konusunda da herhangi bir sorun bulunmuyor. Dönüş açıları son derece yeterli. Aynalar büyük, iç dikiz aynası kendinden kararma özelliğine sahip. Camlar yeterli büyüklükte. Her açıdan otomobile hakim bir sürüş gerçekleştiriyorsunuz. Volkswagen Passat Euro NCAP çarpışma testinde 5 üzerinden 5 yıldız almış güvenli bir otomobil. Fren mesafesi de yeterli. Ayrıca direksiyon tepkileri de ara hızlanmalardaki virajlarda da gördüğünüz üzere son derece iyi. Gelelim Volkswagen Passat'ın Türkiye'deki seçeneklerine. Bir bu bizim kullanmakta olduğumuz 1.5 TSI DSG önden çekişli versiyon var. 3 donanımla satışta: Impression, Business ve Elegance. Fiyatları Ağustos ayının son günlerinde bu çekimi yapıyorum. 319 bin lira ile 438 bin lira arasında değişiyor. Bir tane daha önce kullandığımız en güçlü versiyon var kanalda. Onun da videosu var. Baba oğul test şeklinde. Açıklama kısmına linkini bırakırım. 2.0 TDI 240 beygir DSG 4Motion yani 4x4 versiyon var. Fiyatı 710 bin lira. Ama arada tabii ki başka seçenekler var. 1.6 TDI 120 beygir DSG var. 3 donanımla satılıyor. 275 bin ile 465 bin lira arasında fiyatları var. Bir de son olarak 2.0 TDI 150 beygir DSG var. O da önden çekişli. 2 donanımla satılıyor ve fiyatları şu an 506 bin lira ile 590 bin lira arasında değişiyor. Testin sonunda sizlerle yol bilgisayarı verilerini paylaşmak istiyorum. Aracı teste aldıktan hemen sonra yakıt almıştım. O yüzden bu veriyi gösteriyorum. 193 km yapmışım. Ortalama hızım saatte 39 km. 5 saat 1 dakika kullanmışım aracı ve ortalama yakıt tüketimim 6.8 litre bölü 100 km. Diğer iki taneyi de göstereyim. Bir tane uzun süreli, bunu ben kullanmadım. 1190 km'nin ortalaması 8.5. Gördüğünüz gibi her zaman ben daha az yakıt tüketmişim benden önce kullananlardan. Bu da başlangıçtan itibaren bu sabah evden çıktım aracı iade etmeye gelene kadar 6.4 litre bölü 100 km yakıt tüketmişim 23 km yol boyunca. Bir test videosunun daha sonuna geldim. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İstanbul'dan sevgiler, saygılar. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.